9. seansta e, ikiz kenar üçgendeyiz şimdi. İkiz kenar üçgenin özelliklerine başlayalım. E, i̇kiz kenar üçgen arkadaşlar şu ABC ikiz kenar üçgende bu kenar uzunluğu bu kenar uzunluğu eşitse bunun karşısındaki taban açısı bunun karşısındaki taban açısına ölçü olarak eşit olur. E, i̇kiz kenar üçgen de bu iki kenar uzunluğu eşitse, onların karşısındaki açı uzun yani ölçüleri de eşittir. Peki ikiz kenar üçgenin sorularını e, en çok nasıl çözeriz? İkiz kenar üçgenin sorularında ek çizgiye ihtiyaç duyarız arkadaşlar. Ve ek çizgiyi de bir sonraki sayfada anlatacağım. Ama önce e, o ek çizgi olmadan sorularını bir çözelim. E, birinci sorusu 50. Tepe açısı verilmiş. Taban açıların e, ikisi kenarmış. Bu ikisi eşit olunca bunun karşısında x ise bunun karşısında da ne diyeceğim? x diyeceğim. Bu üç açının toplamı 180 olacak. O zaman 50 artı x artı x 180 2x eşittir 180'den 50 çıktı. 130 x 130'un yarısı 65. Bakın x'i bulduk. İkinci sorudayız. Bu da ikiz kenarlıklar bununla buymuş. Demek ki bunun karşısı 70 ise bunun karşısı da yine 70 olacak. Tepe açısı x'i soruyor. 70, 70 daha 140. 180'den 140'ı çıkarınca diğer açımızda ne kalır? 40 kalır. X'i yine bulduk. Üçüncü soru. X var, 2X var. E, bu AB, AC'ye eşitmiş. Şimdi AC'nin karşısındaki 2X AB'nin karşısındaki 2X'e eşit olacak. O zaman bu da 2X. Şimdi üçgenin üç köşe açısının toplamı 180. Bunları topluyorum. 2X 2X daha 4X bir daha X eklersem 5X eşittir. 180. Her iki tarafı 5'e bölünce x 36 buluruz. Bize de X'i soruyordu zaten. Altıncı sorudayız. Şimdi AC uzunluğu BC uzunluğuna eşitmiş. Bakın ikisi kenarmış. Bu buna eşitmiş. Bu ikisi ikisi kenarmış. E, aynı şekilde burada da bir ikisi kenarlık görüyorsunuz. İki kenar uzunluğu eşit verilmiş. Bize şu ikisi soruyor. Önce şu verilen açının olduğu küçük ikizkenar kenar üçgenimizin taban açılarını bulalım. Bu taban açıları birbirlerine eşit. Nasıl buluruz? 180'den 30'u çıkarırız. 150 152'ye böleriz, 75, 75 diye taban açılarını buluruz. Şimdi bu açımız 75, bu üçgen ikiz kenar. Şimdi e, bu kenarın karşısındaki açı 75 ise, bu kenarın karşısındaki açının şu tamamının da 75 olması lazım. 75'ten şu 30'u çıkartırsak, 45 diye x'i buluruz. Bakın, 45, 30 daha 75 büyük üçgende ikiz kenar. İkiz kenar Üçgen alıştırma sorularına geldik. Bu sorular önce kendiniz çözmelisiniz. Daha sonra benden dinleyebilirsiniz. Şimdi bu sorumuzda ikiz kenar üçgenimizin bakın ikiz olan kenar bunlar. Şimdi Bunun karşısı x bunun karşısı da yine ne olacak? x olacak. Üçgenimizde bir önceki özellikle ne öğrenmiştik? iki iç açının toplamı komşu dış açıyı veriyordu. O zaman bu ikisinin toplamı 2x 144 olacak. 2x 144 ise x'i biz 144'ün yarısı 72 olarak buluruz. Diğer sorumuz tepe açısı 32 olan üçgenimizin şu taban açılarının eşit olduğunu görüyorsunuz. Bakın bu ikisi birbirine eşitse taban açıları da ne olur? Eşit olur. Öncelikle bu taban açılarını bularak başlayalım. 180'den 32'yi çıkarttım. 148. 148'i 2'ye böldüm. Bu taban açılarını 74 74 olarak buldum. Burada bir ikiz kenar üçgenimiz daha varmış. O zaman bu ikiz kenar üçgenimizin şu taban açılarının ölçüleri birbirlerine ne olur? Eşit olur. Bu taban açılarını toplamı komşu dış açıyı verecek. Çünkü bakın bu açının dış açısı 74. Bu ikisinin toplamı 74 ise 74'ü 2'ye bölünce bu açıların 37'ye 37 olduğunu bulurum. Artık ikisi bulabiliriz. Nasıl? Şu üçünün toplamı 180 olacağından 74 ile 37'yi toplarsın. 111. 180'den 111'i çıkarırsak x açısının 69 olarak buluruz. Üçüncü soruda ikiz kenar olduğunu söylemiş. AB, AC'ye eşit demiş. Yani şu AB, şu AC'ye eşit. O zaman tepe açısı 42 ise şu taban açılarını bulabilirim değil mi? 180'den 42'yi çıkarırım. 138. Ve bölünce taban açılarımızı 69'a sunun tamamı da 69 olarak buluruz. Bize şuradaki x'i soruyor. Bir de burasına 90 demiş. E, o zaman 90, 69, x, 90, 69 ve x'in toplamı 180'dir. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180. Buradan bu ikisinin toplamı 159 artı x, 180 ise x eşittir. 180'den 159 çıktı. Ne kaldı? 21 kaldı. X'i 21 olarak bulduk. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü sorumuzda bir ikiz kenar üçgen görüyorsunuz. İkiz kenar üçgenimizin taban açıları ne olur? Tabii ki birbirlerine eşit olur. Bu ikisi birbirine eşitse. Eğer iç açılar birbirine eşitse, arkadaşlar, şu dış açılarında ne olması lazım? Tabii ki birbirlerine eşit olması lazım, değil mi? Çünkü bu 180'e tamamlıyor, bu da 180'e tamamlıyor. E, i̇ç açılar eşitse dış açılar da eşit oluyor. O zaman biz bu dış açı olan 2 alfa artı 15'i 2 alfa artı 15'i bu taraftaki 3 alfa eşitleyelim. Bu taraftaki 3 alfa eksi 30'a eşitleyelim. Şöyle bakayım. Heh. Buradan yani bilinenler bir tarafa yaparsak 15'in yanına bu eksi 30 artı 30 diye gelir. Bu iki alfayı da bu tarafa eksi diye atarsak burası alfa olur burası da 45 olur. Alfayı ne bulduk? 45. Ama bize alfayı değil x'i soruyorlar. Alfayı yerine yazalım. Alfa 45 ise iki alfa 90'dır. 90 15 ile toplanınca ne yapar? 105 yapar. Üçgenimizin dış açısı 105 ise iç açısı 75 olur. Burası eşit olduğu için yine burası da 75 olur. Ve isterseniz alfayı buraya yazın. Aynı şekilde dış açıyı burada da 105 bulacaksınız. Taban açıları 75 ise tepe açıyı şöyle bulursunuz. 75, 75 daha 150 yapar. 180'den 150'yi çıkartıp tepe açısını 30 olarak buluruz. Altıncı sorudayız. Altıncı soruda bakın bir dük üçgen var. Şunlar ikiz kenar. Ee, kenar. Şurası 70'miş. Şimdi bu 90 şuranın tamamı 90. 90, 70 şu açıyı bulalım. 90 ile 70'i topladım 160. 180'den 160'ı çıkarınca bu açıyı ne olarak buldum? 20. Şimdi şuradaki ikiz kenara bakalım. Tepe açısı 20 ise eşit olan taban açılarını nasıl buluruz? 180'den 20'yi çıkarız 160. Bunu da 2'ye bölünce bu açıları 80, 80 diye buluruz. X de ne oldu böylelikle? 80 oldu. Altıncı sorudayız. Bu açısı 28, şurası X, burada birden fazla eşit kenar uzunluğu var. X soruyor. Şimdi öncelikle bilinenlerden yola çıkarak şu büyük üçgene bakmanızı istiyorum. Bu taban e, burada ikiz kenarlık olduğu için, burası 28 ise, buraya da ne de 8? Bu tamam. Şimdi şu İki açıyı bulmak istiyorum ve bu iki açı birbirine eşit. Neden eşit? Çünkü ikiz kenarlık varmış. Bunun karşısı, bunun karşısı eşit. Bulurum. Tepe açısı 28'e 180'den çıkarırım e, 2 152. 152 ikiye bölerim 76. İşte taban açılarım 76'ya 76 diye bulduk. Şimdi şu üçgene bakalım. Bu üçgende iki iç açının toplamı komşu dış açıyı verecek. Yani x ile 28'i topladığımda komşu dış açı 76'yı bulacağım. O zaman x ne olur? 76'dan 28'i çıkarttık. 48 olur. Devam edelim. İkiz kenar üçgenin özelliklerine gelelim ikizkenar üçgenin özellikleri arkadaşlar. Ee, ne demiştik? Bir ek çizgi çiziyoruz demiştik. Bu ek çizgiyi de size şöyle anlatacağım. İkizkenar üçgenin soruların çok bir çoğunluğu ve ek çizgiyle çizilir. Şimdi vereceğim özelliklerle gösterilir. Hemen şöyle bir e, ikizkenar üçgen çiziyorum. A, B, C üçgeni. AB, AC'ye eşit olsun. Yani B açısının ölçüsü C açısının ölçüsüne eşit olsun. Böyle ikiz kenar üçgenlerde ikiz olmayan kenara indirilen dikme arkadaşlar. Adeta bir ayna görevi görür. Bir simetri ekseni gibi olur. Tabandaki e, tabanı iki eşit parçaya böler. Yani şuraya H dersek şu uzunluk şu uzunluğa eşit olur. Tab bu indirilen dikme aynı zamanda tepe açısını açı yapar, ortalar ve bu açıyı da tamamına a dersek a bölü 2'ye a bölü 2 diye iki eşit açıya böler. İkiz kenar üçgende ikiz olmayan kenar indirilen dikme hem kenar ortaydır kenarı iki eşit parçaya böler hem de açı ortaydır açıyı iki eşit parçaya böler. Bu çok önemli özelliğimizi. Sorularda kullanırız. Bu özelliklerimizden iki tanesi varsa, soruda iki tanesi verilmişse üçüncüsü kesin vardır. Ne demek istiyorum? Diyelim ki bir soru sordular. Dediler ki bu ikizkenar. kenar. Bir de dediler ki ikizkenarken kenarken şu ikisi birbirine aç ortay. E o zaman bu ikisi aç ortaysa hemen sen diyebilirsin ki hem ikiz hem ikiz ken olmayan kenara bir çizgi çekilmiş. Açı ortay olmuş. Demek ki bu kenar ortay ve aynı zamanda yüksekliktir diye. Şu kenar ortaylığı ve 90 derecedir. Sen koyarsın. Veya bu ikisini ve vermişse bu diğer özelliği sen verirsin. Veya bir başka soru sordular. Bir üçgen çizdiler. Dediler ki bir açı ortay var ve bu açı ortay aynı zamanda yükseklik. Başka hiçbir bilgi vermediler. Bu iki bilgiyi verdiler. Bir açı ortay, aynı zamanda yükseklik. O zaman hemen sen dersin ki, o, bu, o, o zaman ikiz kenar. Ve hatta bu aynı zamanda kenar ortay. Bu taban da iki eşit parçaya bölünmelidir değil şunu ve şunu sen rahatlıkla soruya koyabilirsin. Şimdi bizim kitabımızda bu özellikleri nasıl vermiş? Evet demiş tabana indirilen dikme açı ortaydır, kenar ortaydır demiş. ikiz kenar üçgende tabana ait olan yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortaydır demiş. Sonra demiş ki bu üçgende hem açı ortay hem kenar ortaysa o zaman sen buraya kesinlikle 90'ı koyup bu buna ikiz kenardır diyebilirsin. Veya hem yükseklik hem kenar ortayı vermişse o zaman sen buraya açı ortaydır deyip bu kenar uzunlukları birbirine eşittir sen koyabilirsin. Veya bir başka soruda açı ortayı indirmiş hem de 90 derece demişse, o zaman bu ikisi birbirine kenar ortay eşittir. Bu iki kenar uzunluğu da ikizkenardır kenardır deyip bunu sen verebilirsin. Arkadaşlar bunlar bir bütündür. Eğer ikisi varsa diğerleri de vardır. Şimdi bu sorularda görelim neymiş bu. Birinci soru, ABC üçgeninde AB, AC'yi eşitmiş. E, burası 24. Bakıyorum neler var. AB uzunluğu, AC uzunluğu ne eşit? Tamam. Üçgenin ikiz kenar olduğunu vermiş. Bir. İkincisi tabana bir çizgi çekmiş ve bunun ne olduğunu vermiş? Kenar ortaya olduğunu vermiş. İki. İki tanesini verdiyse diğerlerini sen koyacaksın. Burası açı ortaydır deyip bu 24 ise bu da 24'tür diyeceksin. Bir de burasına ne diyeceksin? 90'dır diyeceksin. 90, 24, X'i bulabiliriz değil mi? Nasıl buluruz? 90, 24 ile toplarsın 114 olur. Bunu 180'den çıkartırsın 66 diye. X'i 66 olarak bulursun. Diğer bir soruya bakalım. Ee, bu sorumuzda bu bilgilerle bize X'i soruyor. Şimdi bu bir soruda ikiz kenar demiş mi? Dememiş. Ama bir çizgi indirmiş. Bu aynı zamanda yükseklik ve aynı zamanda kenar ortaya olmuş hem yükseklik hem kenar ortaysa o zaman burada bir açı ortay var dersin. Bu x ise bu da x'tir dersin. Ve şu kenarlar birbirlerine eşittir. Burada bir yani şu şuna eşittir dersin. Burada bir ikiz kenardır dersin. Yani bu taban açısı 54 ise buraya da 54 Hah, 54 yazamadım. Buraya da 54'tür dersin. Şimdi artık x'i bulabiliriz. Çünkü 54 var, 90 var. x'i bulacağım. 54 ile 90'ı topladım. 144. 180'den 144'ü çıkarttım. x'i 36 olarak buldum. Üçüncü soruya geldik. Üçüncü sorumuzda diyor ki x nedir? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir yükseklik indirmiş yükseklik indirmiş bir de bu yükseklik aynı zamanda açı ortaya olmuş. Sorumuzda burada bir ikiz kenar üçgen var diyor mu? Demiyor. Ama biz onun ikiz kenar olduğunu anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Bu indirilen dikme aynı zamanda açı ortay olduğu için aynı zamanda kenar ortay olur. AHHB eşit olur. B ikiz kenar olur. Yani AC uzunluğuyla BC uzunluğu eşit olur. Yani bu taban açısı x ise bu taban açısı da yine ne olur? X olur. Şimdi burada küçük bir ikiz kenar gör görüyorsunuz. Neden? Bu ikisi eşitti. E, bu da buna eşit olunca mecburen bu ikisi birbirlerine eşit oldu. Buradaki küçük ikiz kenardan dolayı bu x ise bu da ne olur? X olur. Artık x'i rahatlıkla bulabiliriz. Çünkü şurası bir tam 180. 180'den 125'i çıkarınca 55 buluyorum. X'imiz ne oluyor? 55 oluyor. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü sorumuzda hiç ikiz kenar üçgendir falan demediği halde burada da ikiz kenar olduğunu anlayabiliyoruz. Neden? İki tane özellik var. Bir dikme indirilmiş. Bu dikme aynı zamanda ne yapmış? Tabanı ortalamış. Demek ki bu dikme tabanı ortaladığı gibi tepedeki açıyı da ortalar. Burada açı ortay vardır. Ve bu ikiz kenardır. Bu AB uzunluğu bu BC uzunluğuna eşittir bu taban açımız x ise bu taban açımızın tamamı da x'tir. Şurada küçük bir ikiz kenar koymuşlar. O zaman 130 tepe açısı olan bu ikiz kenarımızın taban açılarını bulabiliriz. Ee, ne yapalım? Nasıl bulalım? Şöyle yapalım. 180'den 130'u çıkartalım. 50. 50'yi 2'ye bölelim. 25. Taban açımız burası da 25. Burası da 25. Şimdi buranın tamamına x dedik. Şu küçük parça 25 oldu. Bu 25'te şu üçgene bakmanızı hiç istiyorum. 25 var, x var, 90 var. O zaman x'i buluruz. 90 artı 25 artı x eşittir. Ne olacak? Üçgenin iç açıları toplamında 180 olacak. 25, 90, x. 25, 90 daha ne yapıyor? 115 yapıyor. 180'den 115'i çıkartınca x'i 65 olarak buluyoruz. Şimdi x kenarın özelliklerinden sonra alıştırmalar var. Bu alıştırmaları önce kendiniz çözeceksiniz. Daha sonra benden dinleyin. Çözmüş olsanız da dinleyin. Çünkü belki farklı bir yöntem öğrenirsiniz. Şekilde verilenlere göre EAF kaç derece e A F Yani şu ortadaki şu bölümün ölçüsünü soruyor. Şekilde verilenlerde bu üçgen ikizkenardır demiş mi? Demiş aslında. Bakın eşitlik vermiş şöyle. Demiş. E, şimdi bak, şu üçgene bakmanızı istiyorum. Bu üçgenimiz ikizkenar olduğu için bu taban açısı 70'si bu taban açısı 70'tir. Bu üçgenimizde tabana indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler. Tepedeki açıyı da iki eşit açıya böler. Şimdi şurası 90, şurası 70 ise şu küçük parçanın kaç derece olduğunu rahatlıkla bulabilirim. Nasıl bulurum? 70, 90 daha 160 yapar. 180'den 160 çıkınca 20 kaldığı için burayı 20 bulurum. Hatta eşit olduğu için burayı da 20 bulurum. 20'yi bitirdik tamam. Şimdi bu üçgene geçiyorum. Burada ikiz kenar demiş. İkiz kenar olduğuna göre bu açı 50 ise tabanımızdaki bu açı da 50 olacak mı? Olacak. 50'ye 50. Şimdi bu ikiz kenar üçgenimizde tabana bir çizgi çekmişler. Bu çizgi tabanı ikiye bölmüş. O zaman bu indirilen dikme aynı zamanda yükseklik. Aynı zamanda da açı ortaya olmalıdır. Şu uzunluk açı şu açıya eşit olmalıdır. Şimdi ben 50'yi biliyorum, 90'ı biliyorum. Şu küçük parçayı bulabilirim. 50-90'da 140 yapar. 180'den 140 çıkınca 40 kaldığı için burası nedir? 40'tır. Bizim şu A açımız o zaman 40 ile 20'nin toplamında ne olur? 60 olur. İkinci sorudayım. İkinci sorumuzda 20 var, 25 var. Şurası 90, 1W ne vermiş? Bu üçgenin ikiz kenar olduğunu vermiş. Bu üçgenin ikiz kenar olduğunu biliyorsa ve aynı zamanda tabana bir yükseklik indirildiyse bu indirdiğimiz yüksekliğin aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı ortay olduğunu burası 25 ise burasının da 25 olduğunu bilir. Artık sonuca şöyle ulaştım. Şu küçük üçgene bakın. Bu küçük üçgende x dediğimiz şey iki iç açının toplamı komşu dış açıyı verdiği için 20 ile 25 Toplam olarak x'i ne olarak buluruz? 45. İki iç açının toplamı komşu dış açıyı verdiği için 20-25 daha. 45 olur x'imiz. Üçüncü sorudayız. Üçüncü sorumuzda şöyle bir üçgen var. Üçgende ikiz kenar diyemem. Çünkü d'den c'ye kadarki kısmı a'dan b'ye eşitlemişler. Yani a ile c uzunluğu onu değil sadece DC eşit olmuş. Ama şurada bir yükseklik indirilmiş ve bu yükseklik tabanı ne yapmış? İki eşit parçaya bölmüş. O zaman burada yarım kalmış bir üçgen var. Yani üçgenin sağ tarafı inmiş ama sol tarafını ne yapmamışlar? İndirmemişler bakın. Bu, bu üçgenimizi şimdi tamamlamış olduk. Bu indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böldüğü için tepe açısında iki eşit parçaya böler. Hatta bu üçgenimizi ne yapar? şöyle ikiz kenar yapar. Buradaki ikiz kenar üçgenimizin eksik kısmını ne yaptık? Çizdik. Taban açımız 40 ise ikiz kenar olduğu için bu taban açımız da 40'tır. Hatta iki iç açının toplamı komşu dış açıyı verdiği için 40-40 daha 80 olduğu için bu taban açımız da ne olur? 80 olur. Şimdi şuradaki küçük bir ikiz kenar üçgen oluştu. Çünkü bu buna eşit. Üçü birbirine eşit. Buradaki ikiz kenar üçgenimizin bu taban açısı 80 ise diğeri de onun ikiz olduğu için yine 80 olur. Dördüncü soruya bakalım şimdi de. Dördüncü soru da demiş ki şekilde verilen düre göre x kaç derecedir demiş. Burada bir ikiz kenar üçgen var demişler mi? Dememişler. Sadece şu uzunluğun şu uzunluğuna eşit olduğunu vermişler. Biz burada ikiz kenar olduğunu kendimiz anlayacağız. Nasıl anlayacağız? Şöyle. Tabana bir dikme indirmişler. Bu indirilen dikme aynı zamanda açı ortaya olmuş x x bölmüş. Demek ki tabanı da iki eşit parçaya bölecek. Buradaki işaretin aynısını buraya da koyacağım. Ve hatta bu üçgenle şöyle şu uzunluk eşit olup a b b c eşit olan bir ikizkenar olacak. Şimdi şurada bunun buna eşit olduğunu gösterince otomatikman bu da buna eşit oldu. Şurada küçük bir ikizkenar oluşu verdi. Bu ikisi eşitse bunun karşısı 35 olduğundan bunun karşısı da yine ne olacak? 35 olacak. D açısının 35 olduğu ortaya çıktı. İki iç açının toplamı komşu dış açıyı verdiğinden 35 35 daha bu C açımız ne olacak? 70. Artık ikisi bulabiliriz. Çünkü burada bir dik üçgen var. 90 var, 70 var, x var. Bu 90, 70 ve x'in toplamı üçgenin iç açıları toplamında 180 olacak. 90, 70 daha 160 artı x 180 yapıyorsa x'imiz 180'den 160 çıktı. 20 olur. Beşinci sorudayız. Beşinci sorumuzda bu buna ayrıca eşit, bu buna ayrıca eşit ama bununla bu birbirine eşit falan dememişler. Ee, i̇kisi kenar var falan da dememişler. Ama benim dikkatimizi şu çekiyor. Şurada bir açı ortay var. Açı ortay doğrusu aşağı inmiş ve ne yapmış? Tabanı da iki parçaya bölmüş. Bir çizgi hem açı ortay hem kenar ortaysa aynı zamanda yüksekliktir. Ve bu üçgenimizin şu kenar şu kenarına eşit olup ikiz kenar olur. Yani AB, AC'ye eşit olur. Şimdi bu ikiz kenarı gördüm. Ee, hiçbir açı uzunluğu da vermedikleri halde bu ikiz kenarı gördüm. Şimdi devam edin. Ee, diğer tarafta bir kenarı daha var bu üçgenin. Şuraya da bir yükseklik inmişler. Bakıyorum bu yükseklik aynı zamanda ne olmuş? Yine kenar ortaya olmuş. Kenarı iki eşit parçaya bölmüş. Öyleyse buradan indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya bölüyorsa şu tepedeki açıyı da iki eşit parçaya bölüyoruz. Böler. Ve burada da bir ikiz kenar oluşur. Yani bu da buna eşit olur. E bakıyorum üçü birbirine eşit oldu. Üç açının da birbirine eşit olduğu üçgene biz ne diyoruz? Eşkenar üçgen diyoruz ve üç köşe açısı da 60-60-60 oluyor. 183'e bölüyoruz. 60-60-60 oluyor. Demek ki bu bir eşkenar. Demek ki buralar 60 e, burası 60 olunca yarısı 30-30. 30. Burası 60 olunca yarısı 30, 30 şeklinde bir üçgenmiş. Şimdi bizim bu üçgenimizde burası 30 iken, burası 90 iken şu açıyı ne yazarım? 30, 90, 60 yazarım. Nasıl buldum? 30 ile 90'ı topladım. 120. 180'den 120 çıkınca buraya 60 buldum. E burası 60 ise bunu 180'e tamamlayan x'in ne olması lazım? 120. Çünkü 120, 60 da 180 yapıyor. Gördüğünüz gibi x'i ne bulduk? 120 oldu. Altıncı soru. Altıncı sorumuzda bir e, üçgen verilmiş. Şurası 90 derecelik açı. Burada bir 90 var. Tabanda iki eşit parçaya bölünmüş. Yani ortalanmış. Bu üçgenin ikiz kenar olduğunu söylemişler mi? Söylememişler ama biz kendimiz şöyle anlayacağız. Tabana bir dikme indiriliyor. Ve bu dikme tabanı iki eşit parçaya bölüyorsa o zaman tepe açısını da iki eşit parçaya böler. Ve AC uzun uzunluğu şu BC uzunluğuna şöyle eşit olur. Bu tepe iki açı parçaya böldüğümüz tepe açısının 90 olduğunu biliyoruz. O zaman şöyle 45'e 45 diye böleriz. Burası da 90 olduğunu biliyoruz. 90 45 x x'i bulurum. Nasıl bulurum? 90 45 daha 135 yapar. 180'den 135 çıkarınca 45 olur. Demek ki x'imiz de neymiş? 45'miş. 45 45 90. İkizkenar üçgenimizi de tamamladık. Eşkenar üçgenimizi bir sonraki videoda anlatalım.